Ben Profesör Doktor Gülriz Kozbe, Batman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerindenim. 2014 yılından beri Batman Üniversitesi'nde çalışıyorum. Daha önce Ege Üniversitesi'nde 26 yıllık hizmetim oldu. Arkeoloji bölümünde hocaydım. Oradan yaş haddinden değil de emek yıllarına saydırarak bir ön emeklilik yaptım. Daha sonra esas çalışma alanım bu bölge olduğu için, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller olduğu için Batman Üniversitesi'ne tekrar full profesör olarak geçiş yaptım. 2014 yılından beri de Batman Üniversitesi'nde çalışıp hem bölgedeki arkeolojik araştırmalara, müze çalışmalarına, yüzey araştırmalarına başkanlık yapıyorum, onları yürütüyorum. Dolayısıyla son 10 yılımı burada geçirmiş bulunmaktayım. 40 yıla yakın arkeoloji geçmişim var. 1987'den beri alandayım. Öğrencilik yıllarımda ekip üyesi olduğum arkeolojik çalışmaların dışında 87'de araştırma görevlisi olduktan sonra bazı çalışmaları başlattık. İşte bunlar Malatya, Elazığ, Mardin, Van. Çok uzun yıllar Van'da çalıştım. Çok uzun yıllar Diyarbakır'da çalıştım. Batman, Şırnak yine aynı şekilde uzun yıllardır yüzey araştırmaları yaptığım bir bölge Şırnak, Cizre, Silopi ilçeleri. Dolayısıyla bu bölgede yoğun olarak çalıştığım için, uzmanlık alanım Ön Asya Arkeolojisi olduğu için buradaki üniversitede çalışıp hem de gençlere, öğrencilere burada hocalık yapmak üzere buraya geldim. Yine detaylandırmak gerekirse bu yapılan çalışmaları, Batman'da uzun yıllar Batman ilinin de içinde olduğu Ilısu Barajı projesinde çalıştım. Diyarbakır Bismil'deki kurtarma kazımı yönettim. Kavuşan Höyük diye bir höyükte 10 yıla yakın kazı yaptık. Diyarbakır ilinin Ilısu Barajı koordinatörü olarak böyle 3 ile ayrılmıştı Ilısu Baraj Projesi. Diyarbakır bölgesine bağlı 18'e yakın araştırma ve kazı da bana bağlıydı. Bu bölgenin koordinatörlüğünü yürüttüm. Batman Üniversitesi'ne başladıktan sonra ben bu üniversiteye geldiğimde rektörümüz Sayın Hocamız Abdüsselam Uluçam'dı. Onun da girişimiyle Batman ilinin bir kültür envanteri olmadığı için 2015'te kültür envanterine başladık. 2 yıl kadar sürdü. 2017'de 3 ciltli bir kültür envanterini oluşturduk Batman ilinin. Daha sonra Antep'te kurtarma kazılarını gerçekleştirdim. Ben Ön Asya arkeoloğu olarak daha çok bu projelerin, devlet projelerinin, baraj, köprü, karayolu gibi devlet projelerinin olduğu projelerin içinde kurtarma kazılarını gerçekleştiriyorum. Uzun yıllar birçok projede kurtarma kazısı yaptım. Kurtarma kazıları genellikle 5-6 yıl kadar bir süre sürer en fazla. İlk kez 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararlı bir kazıya kazı başkanlığım onaylandı. 2020 yılından beri 4 yıldır, bu sene 4. sezonunu yaptık, Şanlıurfa Kalesini kazıyorum. Kazı başkanlığını yürütüyorum. Biliyorsunuz Şanlıurfa Kalesi şehir merkezinde olan, Balıklı Göl'ün güneyinde olan önemli bir kale. 2018'den beri ziyarete kapalı olan bir kaleydi. Buradaki arkeolojik çalışmaları başlattık. Onun dışında Şırnak ilinde uzun yıllardır doktora konumda olan yüzey araştırmalarım var. Cizre, Silopi, İdil ve Mardin'in Nusaybin ilçesini kaplayan, yakın bir zamanda inşa edilecek olan Cizre Barajı'nın veri tabanını hazırlamak üzere. Gerçi ben bu çalışmalara daha böyle Cizre Barajı programı belirtilmeden, duyurulmadan önce başlamıştım. 2004 yılından beri çalışıyorum orada. Bir ara vermiştik. Fakat Cizre Barajı'nın inşaatı tekrar gündeme gelince, biliyorsunuz Ilısu'da da aynı şey olmuştu. Baraj inşa edilmeden önce baraj alanının verisi tespit edilir. Tüm arkeolojik veriler tespit edilir. Biz şimdi şu an son 2-3 yıldır Cizre, Silopi, İdil ve Nusaybin ilçelerinde bu çalışmayı yürütmekteyiz. Yani birçok ili, Mardin'in kültür envanterini yaptım. Onu da belirtmek isterim. Bunlar hep benim Batman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olmamdan dolayı, aynı zamanda üniversitemizin de projeleri olarak bilinen şeyler, kale kazısı olsun, Şanlıurfa kale kazısı olsun, Batman ili kültür envanteri, Mardin ili kültür envanteri olsun, bunlar hep
Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla bağlı olduğumuz üniversitenin ortak bakanlık projeleridir. Dolayısıyla aynı zamanda sadece benim şahsi projelerim değil, üniversitemizin de bakanlıkla yaptığı arkeolojik projeler olarak belirtmemiz gerekir. Batman ili tabii Güneydoğu Anadolu'nun bir parçası. Güneydoğu Anadolu'da Mezopotamya dediğimiz o deryanın kültür varlıkları açısından zengin olan, her şeyin başlangıç noktası olarak bilinen Mezopotamya coğrafyasının bir parçası. Kuzey Mezopotamya'nın kuzeyinde yer alan bir il. Dolayısıyla Diyarbakır, Mardin, Urfa gibi gene kültür varlıkları açısından zengin olan iller gibi Batman ilinin de bu açıdan zengin olduğunu biliyoruz. Nitekim bunu aynı şekilde yapılan kültür envanteri çalışmasıyla 3000'e yakın kültür varlığını belgelemiş olmakla aynı zamanda dokümantasyonunu da gerçekleştirmiş durumdayız. Gerçekten Mezopotamya'nın özellikle bir parçası olduğu için kültür varlıkları açısından çok zengin. Nitekim çevremize baktığımızda yüzlerce hatta binlerce kaya konutun, kaya mezarlarının olmasından, höyüklerin olmasından, kalelerin, çok sayıda kalelerin il sınırları içinde. Tabii bunlar bugünkü modern il sınırları ama geçmişte konuştuğumuzda bunlar aynı kültür bölgesinin parçaları. Dolayısıyla bugünkü devlet sınırları, il sınırları çizili olmadığı için Mezopotamya'nın bir parçası olarak kaleden höyüye, kaya mezardan kaya konuta, camilerden kiliselere çevremizde çok sayıda kültür varlığının olduğunu biliyoruz. Nitekim hem internetteki dijital ortamda yüklenilmiş olan İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün yaptırmış olduğu web sayfasıyla bunları takip etmek, görmek, oradan izlemek, öğrenmek de mümkün. Onun dışında da 3 cildi kapsayan, Batman ilinin 3 cildi kapsayan yaklaşık 1900 sayfalık bir kültür envanteri var. Olmayan bir şeyi bu 1700 sayfaya yüklemenin imkanı yok. Dolayısıyla var ki bu açıdan zengin ki bu kadar çok dokümantasyon yapılmış. Çıkarılan eserlerin turizme katkısı şu açıdan, tanınırlığını, bilinirliğini artırırsak, bunu iyi yayarak, reklam aracılığıyla iyi yayarsak ve kentimizin içinde bulunduğu, daha doğrusu bulunabileceği turizm destinasyonlarını oluşturursak çok büyük katkısı olacak. Ama yapılan tespitleri kapalı bir kutu şeklinde bırakırsak, bilgiyi atıl durumda tutarsak tabii ki bunun ile dönüşü söz konusu değil. Onun için yapılmış, yeni tespit edilmiş alanları, gerçi bu benim uzmanlık alanım değil, haddim olmayarak hani sadece bir öneri şeklinde, arkeolojinin de turizmle iç içe olduğunu düşünerek iyi bir reklamla, turizmcilerle ortak çalışmalar yaparak Batman'daki kültür varlıklarını da Diyarbakır'ı, Urfa'yı, Mardin'i dikkate alarak oluşturulmuş destinasyonların bir parçası haline getirmek, bu çalışmaları, bu reklamları yapmak ile çok şey kazandıracaktır. Göbekli Tepe tabii bunda önemli bir nokta. Nitekim Göbekli Tepe'nin bilim komisyonuyla şimdi son 4 yıldır Necmi Karol hocamızın kazdığı bir alan ama bundan önceki dönemde Alman kazıcısı vefat edince benim de içinde bulunduğum 3 kişilik bir bilim heyeti yönetiyordu orayı. Bu son 10 seneyi, 15 seneyi söylemiyorum tabii. Bundan 20 sene önce, 25 sene önce ilk bulunduğunda, ilk kazılmaya başlandığında kimsenin Göbekli Tepe'den haberi yoktu. Göbekli Tepe'nin Türkiye arkeolojisine, bölge arkeolojisine yapabileceği katkıdan haberi yoktu. Ama iyi yönetimle, iyi planlayarak bu konuyu turizmin içine yedirerek bugün Urfa'nın vazgeçilmez bir değeri olarak, hatta Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir arkeolojik değeri olarak hep gündemde. İşte bizim yaptığımız bu tespitlerle Batman'da ziyaret edilecek yerlerin sayısını fazlalaştırmak, Batman turizmine daha yeni kapılar açmak anlamına geliyor. Sadece bir Hasankeyf ile sınırlı olmadığını, belki çevresindeki kaya konutlarda bir düzenleme yaparak, kaya mezarlarda bir düzenleme yaparak, Hasankeyf Müzesi'ni gündeme getirerek, şimdi Hasankeyf'te mesela yeni bir müze açıldı. Önemli bir müze, bölge müzesi olarak geçiyor Hasankeyf Müzesi. Alan olarak da büyük, eserler olarak da çok büyük, çeşitlilik gösteriyor. Dolayısıyla bunun reklamını yaparak, bunu turların destinasyonlarına, turlardaki gezi güzergahlarına sokarsak
bu müzeyi. Daha çok bilinirlik sağlamış oluruz. Ama bakıyoruz Hasankeyf Müzesi'ni ziyaret eden ziyaretçi sayısının hala çok düşük olduğunu görüyoruz. Ya da kentin merkezinde gerçi küçük, butik bir müze ama bölge kronolojisini, bölge zenginliklerini, tarihi zenginliklerini, arkeolojik zenginlikleri çok güzel yansıtan bir Batman Müzesi var. Bunu yerli halkımız bile az biliyor. Bunların bilinirliğini daha fazla yaparak, biraz daha fazla anlatarak, belki daha fazla turizmcileri çekerek bu bilgileri vererek, tabii bunlar yapılmıştı, yapılmaya başlanmıştı ama araya giren o 2 yıllık pandemi süreci bir şekilde bunu sekteye uğrattı. Bunların tekrar hız kazanacağına, yapılan çalışmalarla, yapılan anlatımlarla, reklamlarla bölgemize yine fazla sayıda turistin gelmesi sağlanabileceğini düşünmekteyim. İzmir doğumluyum. Bütün eğitim hayatımı da İzmir'de geçirdim. Hem lise eğitimini hem üniversite, üniversite sonrası profesörlüğe kadar hep Ege Üniversitesi'nde eğitimime devam ettim. Orada dersleri verdim. Orada uzun yıllar, 26 yıl kadar çalıştım. İzmir'de güzel bir mahallede, güzel bir ailede çocukluk geçirdim. Bir kız kardeşim var. O da akademisyen olan bir kız kardeşim var. Güzel bir mahallede, güzel bir ailede çocukluk geçirdim. Mutluyduk. Tabii şimdi 60 yaşında olan biri olarak geçmişe öykünerek bir şeyler söylemem gerekirse hakikaten çok farklıydı. Her şey çok farklıydı. Yaşam tarzları farklıydı. Olanaklar çok farklıydı. Dolayısıyla anne babamız bizim sadece eğitimimize önem veren bir anne babaydı. Kardeşimle birlikte mutlu bir çocukluğumuz vardı. Böyle bir şikayetim olan bir konumuz yok çocukluğuma dair. Çok anlayışlı bir anne babaya sahiptim. Hep bizim için olumlu şeyler, eğitimimiz, adam olalım, ülkemize, vatanımıza, milletimize faydalı bir insan olalım diye çok çabaladılar, çok çalıştılar. Ben de herhalde bunu yerine getirmiş olduğumu düşünüyorum. Batman'da çok sayıda öğrencimiz var. Uzun yıllar idarecilik yaptım tabii eğitimciliğin yanı sıra. 7 yıl kadar dekanlık görevinde bulundum. Bölüm başkanlığı görevinde bulundum. Rektör yardımcılığı yaptım. Dolayısıyla idarecilik şu açıdan güzel. Sadece yakın çevrenizdeki öğrencilerle değil, bağlı bulunduğunuz, çalıştığınız kurumun tüm öğrencilerini kucaklama, onlara dokunma, onların dertlerini çözme fırsatı veriyor size. Dolayısıyla ben bunu zaten karakterim gereği herhalde çok seviyorum. Severek yaptım bu işleri. Hiçbir zaman erinmedim. Öğrencinin derdi her zaman derdimiz oldu. Onları çözmeye çalıştık. Tabii güzel günlerinde de yanlarında olmak ayrı bir keyif. Seviyorum. Batman'ı zaten çok sevdiğim için, üniversitemi çok sevdiğim için, öğrencilerimi de çok seviyorum. Yaptığım işi sevdiğimden dolayı onlara sadece ders anlatan bir hoca değil, aynı zamanda nasıl kabul ederlerse, belki bir anne, belki bir anneanne, belki bir teyze, abla gibi nasıl görüyorlarsa öyle yaklaşmaya çalışıyorum. Onların da beni sevdiğini, bu elektriği onlardan hissediyorum. Çünkü önemli günlerde arıyorlar, yaş günümde arıyorlar, kötü günümüzde, iyi günümüzde hep yanımızda oluyorlar, kendilerini hatırlatıyorlar. Herhalde aramızdaki Batmanlı öğrencilerle olan elektriğin iyi olduğunu, pozitif yönde, olumlu yönde olduğunu düşünmekteyim. Size öğrencilerimiz de aramızdaki elektriği, anlayışı, sevgiyi göstermek adına birkaç mesaj okumak istiyorum. Sayın hocam, birçok gencin geleceğini inşa yolunda binlerce öğrenciye gelecek olup onların hayatına dokundunuz. Siz sadece bir öğretmen değil, bir abla, bir anne şefkatiyle yaklaştınız. Şüphesiz ki sizin öğrencilerinize kattıklarınız unutulmayacak ve dilden dile hep anlatılacak. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki benim hocam olmuşsunuz. Bu bir tanesi. Beni etkileyen bir tane daha okumak istiyorum. Hocam, bir film izlemiştim. Muallim bir köye gelirse elektrik de gelir, su da gelir, devlet de gelir. Siz Batman'a geldiniz ya, yolumuza hem ışık hem umut hem örnek oldunuz. Bin minnet, bin sevgiyle en delikanlı, en çiçek, en idol öğretmenim benim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
zamandır bu bölgedeyim. Uzun zamandır da bu bölgenin arkeolojisiyle ilgileniyorum. Batman Üniversitesi'ne geliş sebebim de zaten çevrede bulunan benim uzmanlık alanıma giren çalışmaları daha rahat yönlendirmek adına. Burada. Batman Üniversitesi tabii gelişmekte olan bir üniversite. Bunu hepimiz biliyoruz ama hala çok yapması gereken, inatla, sebatla yapması gereken çok işi var. Ama bunu bilebiliyorlar mı, saptayabiliyorlar mı, bunu yapmak üzere çaba gösteriyorlar mı bilmiyorum. Açıkçası beklentilerimin hepsini karşılıyor mu? Hayır, karşılamıyor. Tabii ki bunda gelişmekte olan bir üniversite olmasının büyük payı var. Fakat size şöyle bir şey söylemek isterim. Mesela benim yaptığım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yaptığım tüm projeler aslında hocaların kendi projeleri değil, bağlı bulundukları üniversitelerin bakanlıkla olan ortak projeleri. Şimdi bu çerçevede bir kale kazılıyorsa Batman Üniversitesi'nin projesi, bölgede arkeolojik bir yüzey araştırması yapılıyorsa Batman Üniversitesi'nin projesi olarak görülüyor. Ha bunu yeteri kadar Batman Üniversitesi'ndeki idarecilerin haberi var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum. Kimsenin de sorduğu yok. Kimsenin de öğrenmek gibi bir niyeti olduğunu zannetmiyorum. Bu benim en büyük sistemim, en büyük kırgınlığım. Çünkü gerçekten çok önemli işler yapılıyor. Bizim arkeoloji şöyle bir farklıdır diğer bilim dallarından. Çok vitrindir. Yani iller için, ilçeler için, bölgeler, üniversiteler için bir vitrin bilim dalıdır. Yapılan kazılar, yapılan çalışmalar şehrin tarihine ve turizmine dokunduğu için çok ön planda olan çalışmalardır. Görseli yüksek çalışmalardır. Dolayısıyla birçok üniversitenin bu çalışmalara büyük önem verdiğini, maddi anlamda destek olduğunu biliyoruz. Çünkü uzun yıllardır bu işin içindeyim. Sadece kendi üniversitem üzerinden değerlendirmek istemiyorum. Bütün birçok çalışmanın bağlı bulunduğu üniversitelere baktığımızda çok büyük çaplı desteklerinin, maddi desteklerinin olduğunu biliyoruz. Bunu kendi üniversitemden henüz görmüş değilim. Keşke hani bunun da bir üniversite projesinin olduğunu bilip o şekilde takdir edip bize maddi destekte de bulunsalar daha uygun işler, daha başarılı işler yapmamıza sebep olurlar. Bu benim önemli bir kırgınlığım üniversitemin. Onun dışında seviyoruz, onun adına çalışıyoruz. Bütün yaptığımız yayınlarda Batman Üniversitesi'nin yayını olarak geçiyor, gündeme geçiyor. Dolayısıyla sadece bu açıdan biraz idarenin bizlere bakış açısı değişse bizi de sevindirmiş olacaklar.